Bahçegarden Almanya'dan herkese selamlar. Bugün yine bahçedeyim. Önce böyle bahçeye bir göz atacağım. Daha sonra da salatalıklarımın yanına gideceğim. Çünkü bugün onlarla işim var benim. Salatalıkları size göstereceğim. Ama önce bahçeye bir tur atalım. Evet, gördüğünüz gibi bahçeye neler diktim onları da size göstermek istiyorum. Buraya biberler diktim. Birkaç tane, çok değil, bu sene biberim yok pek fazla. Biber tohumları zaten azdı. İki sıra oldular. Burada da domateslerim var. İki sırası benim yetiştirdiğim domatesler ama bu sırayı komşum vermişti. Onun verdikleri biraz daha büyüktü. Daha yeni diktim aslında ama güzel büyümeye başladılar. Burada da fasulyelerim var. Geçen sene de buraya fasulye dikmiştim. Güzel olmuştu. İnşallah bu sene de güzel olur. Onlar da büyümeye başladı. Hatta sopalarını da diktim. Henüz bağlamadım fasulyeleri. Bakın ucunda böyle bir yer var. Aşağıya fasulyenin aşağısına ipi bağlayıp yukarıya da ipin ucunu bağlıyorum. 3 tane fasulyeyi bir çubuğa bağlamış oluyorum. Hem de çubuktan tasarruf etmiş oluyorum. Öyle de güzel oluyor yani. Burada da patlıcan ekmiştim tohumları. Onlar da çıktı. Burada da onları getirip diktim buraya. Buraya onları diktim yani. Konuşamadım bir türlü. Onlar da biraz büyümeye başladı. Ama patlıcan çok su istiyor işte. O yüzden biraz zor. Evet, salatalıklarımızın yanına geldim. Salatalıkları aslında dikili daha çok olmadı ama havalar bile soğuk sıcak derken onlar da güzel büyümeye başladılar. Ben de şaşırdım. Tam yağmura denk gelmişti diktiğim zamanlar. Sonradan da güneşler açınca bakın ne kadar büyüdüler. Sağa sola hatta yatmaya başladılar. Bugün işte bunları böyle ip bağlayıp yukarı doğru onları bağlayacağım. Bakın bazıları hatta böyle ipler de çıkardılar. Bunu kendilerine ait ipleri. Onlar da ipe dolanıyor. Daha sağlam oluyor hatta daha güzel oluyor. Evet, buraya doğru bağlayacağım ipleri. Şimdi onu göstereyim size ve yapmaya başlayayım. Geçen sene de aynı yapmıştık. Bunu hatta geçen sene yaptık. Bir senedir böyle bir şey olmadı. Sağlam da demek ki ağaçları da durdu. Evet, şimdi yapmaya başladım. Birkaç tane yaptım. Onları hemen göstermek istiyorum size. Kökünden itibaren, yani en toprağa en yakın olan yerden itibaren bağlayıp yukarıya doğru çekiyorum. Biraz gergin olmasını istiyorum ama çok da gergin değil tabii, hani pideye zarar vermeyecek şekilde olmasını istiyorum. O şekilde bağladım. Ve özellikle de böyle düzgün olsunlar. Yandan bakıldığı zaman da güzel görünsün diye de dikkat ediyorum. Daha sonra da böyle ipe doladım onları. Bunu da nasıl yaptığımı size göstereceğim. Farklı yapanlar da vardır mutlaka ama ben bunu geçen sene yaptım. Çok da kolay oldu, güzel oldu. Bu sene de dedim aynı şekilde yapayım. Hani başka bir sistem aramayayım. Çünkü hani farklı bir şey nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Bunu hiç olmazsa geçen sene denemiştim. Güzel de olmuştu. Evet, şimdi göstereyim hemen. Kökünle dediğim gibi yakın olan yere bağlıyorum ipi. Tabii ne sıkı ne de çok gevşek olsun. Çünkü sıkı olduğu zaman daha bunlar büyüyecekler, ona zarar vermesin. Çok gevşek olduğu zaman da bu sefer kayıp gider, o da iyi değil. Orta halde bağladım ve yukarı doğru dediğim gibi dolandıracağım daha sonra tabii ki. Yukarı doğru getirip buraya da bağlıyorum. Evet, bu şekilde bağladım. Şimdi nasıl ipe doladığımı da göstermek istiyorum size. Böyle aralara gelecek şekilde, yani çiçek verecek olan yere zarar vermeden aralardan ve bu şekilde dolandırıyorum ipe. Çünkü çiçeklerine zarar vermesin. İp büyüdükçe çiçekleri kopartabilir. O yüzden ona dikkat ediyorum sararken. Ama bu ilk çiçekleri kopartmak istiyorum. Çünkü onlar verimli olmuyor. Boşuna topraktan gelecek olan vitamin de onlara gitmesin, diğerlerine geçsin, daha çabuk büyüsün diye yapıyorum. İlk çiçekler çünkü çok tutmuyor, güzel olmuyor onlar.
Evet, hepsini bitirdim. Bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim tekrar. İpleri buradan bağladım. Sonra fideyi ona sardım. Tabii büyüdükçe tekrar tekrar kontrol edip saracağım. Daha sonra da yukarıdan da ipini tekrar yukarıya da bağladım. Dediğim gibi ne gergin ne gevşek, orta halde. Zaten onlar büyürken de, fideler büyürken de onu sürekli kontrol edeceğim yani geldiğim zaman yanlarına. Çünkü bazıları mesela çok ağır gelip ipi kopartmak değil de böyle sıyırabilir yani ipten. Ona dikkat edeceğim. Oralarına tekrar bakacağım o zaman geldiğinde. Farklı şekilde yapanlar da vardır mutlaka. Herkes farklı farklı yapıyordur. Yani ben internette görmüştüm. Daha önce hiçbir salatalık serasına girip bakmadım nasıl yapıyorlar diye. Herkes kendince bir şeyler yapıyordur eminim ki. Eminim alışmıştır yani. Kendi alıştığı bir sistem vardır. Bence en güzeli de o zaten. Herkesin kendine has bir tarzı olsun. Çünkü birinin yaptığı bir şey farklı birisi yaptığı zaman aynı nasıl diyeyim verimi tutturamıyor oluyor. Ben bugün bir türlü konuşamıyorum. Bir şey oldu sanki. Neyse ben neyse fazla uzatmayayım. Şöyle tekrar yakından aşağı taraftan da nasıl göründüğünü göstereyim. Sebzeler, fideler büyüdüğü zaman salatalık vermeye başlayınca böyle aşağıya doğru sarkıyorlar. Buradan da alıp kopartıp gayet rahat sebzeyi alabiliyorsunuz yani. Hiç diğerlerine zarar vermeden, köküne falan herhangi birine basmadan. Evet Rabbim ağız tadıyla hepsini sağlıklı sıhhatle yemeği nasip eylesin. En önemli olan bu zaten. Şimdiden hepiniz yapacak olanlara tavsiye ediyorum ve herkese hayırlı günler diliyorum.